Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz gene çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız, ben uzun bir süreden sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün tepsi mantısı yapacağım. Onun malzemelerini şöyle koydum şuraya. Fazla bir malzemesi yok zaten arkadaşlar. Şöyle yumurtam var bir tane. Onu atacağım. Şöyle bir de tuzum var. Bunlarla yoğuracağım hafif hafif ılık suyla. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Ben bayağı bir ara vermiştim. Video çekmemiştim. Bugün dedim yine bir tane çekeyim bakayım fırsatım varken. Kıymamı da oraya hazırladım arkadaşlar. Yoğurdum. Hazır orada. Şöyle hamurumu da yoğurayım. Şu şekilde. Leğenim biraz derin olduğu için görünmüyor içerisi galiba. Biraz leğenin içinde, kabımın içinde yoğurayım. Sonra dışarı çıkaracağım. Dışarıda daha rahat böyle yoğurmaya başlayacağım. Malzemelerini iyice yedireyim. Şöyle. Dışarıya alacağım. Burada daha rahat yoğurmam için arkadaşlar. Elim biraz unlayayım. Bu şekilde. İyice harmanlıyor, yoğurmam lazım. Elimdekilerini de yedireyim. Tezgahıma tutmaması için hafif hafif unla. Aslında sofrada yapacaktım ama dedim burada yapayım. Yere koyup yer sofrasında daha güzel açılırdı ama. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Elime tutmaması için şöyle hafif hafif unla. Artık yeterli olacak. Onu da atmayacağım. Sade açarken atacağım. Tezgahıma yapışmaması için. İyice yoğurayım. Açılırken, açarken güzel açılsın. Kıymam da burada arkadaşlar, hazırladım malzemelerini. Şimdi ben bunu iki beze yapacağım. Şu şekilde ayarlayayım. Eşit şekilde.
Açma aşamasına artık geçebiliriz arkadaşlar. Şuradan merdiveni alalım. Şu bunu mu da şu kenarda kenar kalsın. Bunu ince bir şekilde açmaya çalışacağım. Ben bunu iyice büyüteyim arkadaşlar, açayım. Katlama aşamasında sizlerle tekrardan katlarken görüşelim. Büyüteyim ben bunu iyice. Biraz da öbür oklavamla büyüteceğim. Şu şekilde bununla açmaya devam edeceğim. Arkadaşlar ben hamurumu açtım. Şimdi şöyle keseceğim. Kare kare şeklinde. Hepsini aynı eşitlikte keseceğim. Bu şekilde hepsini keseyim. Şöyle kestiklerimden biraz yapayım ben arkadaşlar. Şu şekilde koyacağım ortasına. Katlama şeklini bu şekilde yapacağım. Yağlanmış olan tepsime hepsini tek tek sırayla dizeceğim. Tepsimi yağladım bu arada. Yapışmasın diye. Güzel güzel dizeceğim. Şu şekilde. Bunun katlaması böyle insana, tek kişiyi yoruyor. Açmasında sorun yok ama böyle katlaması biraz vakit kaybı ediyor insana. Açılmasın diye uçlarını iyice sıktırıyorum arkadaşlar. Bu normalde kapalı mantı değil. Bizler de kapalı yapıyoruz biz ama normal bildiğiniz mantılardan. Bir kere ben bunu farklı yapacağım, böyle tepsi mantısı. Hepsi aynı şu şekilde. Tepsime güzel güzel
Aynı ayarda dizeceğim. Fiyonk fiyonk oluyor. İnce açmaya çalıştım bu arada. İyi pişsin diye. Ben bunları arkadaşlar devam edeceğim şimdi. Yapmış olduğum şeyleri, mantıları böyle şu şekilde hepsini sırayla dizeceğim. Daha sonra sizlerle birlikte tekrardan görüşelim. Arkadaşlar ben açtım, katladım. Şu şekilde tepsime güzel bir şekilde dizdim. Şimdi bunları fırına vereceğim artık. Pişme aşamasına geçireceğim. Çünkü hamurlarım erimesin. Erimeden fırına atmam lazım. Böyle bu şekilde oldular. Tarifindeki gibi yapmaya çalıştım. Sık sık dizdim böyle. Fırından çıktıktan sonra buna salçalı sosunu, yoğurdunu, sarımsaklı yoğurdunu, o zaman tekrar sizlerle birlikte hangi aşamaya gelecek birlikte beraber yapacağız. Şimdi ben bunu hamurları iyice yumuşamadan fırına atacağım. Pişme aşamasına vereceğim artık. Şöyle tekrardan. Fırınımı açtım. Biraz ısınmasını bekliyorum. Isınsın. Ondan sonra tekrar sizlerle birlikte. Hava çok sıcak olduğu için hamurlarım hemen yumuşuyor arkadaşlar. Aşırı sıcak var. Bir de fırınlar da çalışıyor mutfakta. Zaten havanın sıcaklığı ayrı bir. Arkadaşlar pişmiş hali bu şekilde. Güzel kızardı aslında. Ama kameradan güzel kızarmışlığı farklı görünüyor. Biraz beyaz gibi görünüyor. Böyle bu şekilde. Birazdan üzerine salçalı, baharatlı sos yapacağım. Sosuyla birlikte tekrardan yoğurdunu, sosunu hepsini birlikte göstereceğim sizlere arkadaşlar. Benim yapmış olduğum tepsi mantısı bu şekilde oldu. İnşallah beğenirsiniz. Arkadaşlar mantılarımı pişirmiştim daha önce de gösterdiğim gibi. Şu anda sosunu da kaynattım salçalı. Şimdi bunun üzerine dökeceğim. Biraz kabarması için, hamurumuzun yumuşaması için. Şu şekilde sosumuzu. Bu çektikten sonra biraz da üzerine sarımsaklı yoğurt dökeceğim. Şekilde her tarafını alacak şekilde
Bu şekilde arkadaşlar sosunu da döktüm. Şimdi bu biraz kendini çekecek. Çünkü iyice kurusun diye, kızarsın diye biraz fazla pişirdim ben bunu. Hamur kalmasın diye sosunu döktükten sonra daha böyle güzel görünüyor. Gelin buyurun arkadaşlar, hep birlikte yiyelim inşallah. Üstüne alana kadar sosunu döktüm. Şimdi kalan sosunu da dökeceğim, ilave edeceğim. Bu böyle kendini biraz demleme aşaması gibi çeksin biraz kendini. Üstünü kapatacak şekilde dediğim gibi hepsini döktüm sosunu. Şöyle. Sıcak diye tezgah koymadım. Altında tabak var. Ve dökmeyelim. Şöyle şurada kenarda kalsın. Üzerini kapatacağım şimdi. Böyle arkadaşlar benim yapmış olduğum tepsi mantısı. İnşallah beğenmişsinizdir. Severek izlersiniz. Beni takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Sonra üzerine sosunu da, sarımsaklı yoğurdunu da dökeceğim. Onu artık servis yaparken dökeceğim. Şu an böyle sosuyla birlikte biraz yumuşamasını bekleyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Her şey dilerim gönlünüzce olsun arkadaşlar.